Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün mazilere gittim, yıllar öncesine. Canım babam. O zaman böyle her yerde balık satılmazdı. Baba. Eminönü'ne giderdik. Bilebilir. Evet babacığım, sen oynayabilirsin. Eminönü'ne giderdik, alırdı bizi. Balığı alırdık, akşam da kovaya baba, koyardı. Meğer alttan babacığım, böyle... Babacığım, balık gitmiş. Evet. Meğer alttan böyle... Ayağıyla vururmuş, su hareket edermiş. Biz de sevinirdik balıklar yüzüyor diye. Şimdi biz de bugün İpek Toş'la beraber ne yapıyoruz? Balıklara yüzme öğretiyoruz. Bu balıklar yüzme öğrenecek değil mi İpek Toş? Evet. Nasıl yüzdürüyorsun? Göster. Çok güzel mi? Evet. Evet. Şimdi bugün size çok efsane bir tavada hamsi yapacağız. Ya bu benim keşfim değil ama görmeyen arkadaşlar için harika olacak. O da tavanız kirlenmeden, sağ sol yağlanmadan bir hamsi tarifi vereceğim size. En çok buna kadın takipçilerim sevinecek. Size hamsi ayıklamadan, hamsi tavanın yapılışına kadar hepsini göstereceğim. Hadi başlayalım. Çekinmeyin, üşenmeyin. Evinizde yapın balığı, merak etmeyin. Kokular... Geçicidir. Hep geldi. Ama mutluluk kalıcı. Babacığım. Hadi başlayalım. Hep geldi. Baba, bu balığını gösterir. Çenemişine. İçini temizleyeceğiz, böyle koyacağız, tamam mı? Aa, anladım. Şimdi iki çeşit balık temizleme var. Bir tanesi kılçıklarını alarak, hamsi tabii ki. Bir tanesi de kılçıklı. Bunla onu da yiyebilir miyim? İkisini de göstereceğim ben size. Baba, şimdi bir tanesi şu. Tam şu kulağını oradan tutuyorsun, sıkıyorsun şöyle. Zaten hamsinin canı ne ki? Aa, bak, baba, gördün mü? Bir balık da tuttum. Tertemiz. İpek Toş balıkları tutuyor, ben de temizliyorum. Bugünkü görevimiz bu. Şimdi, ikincisi... Şöyle kafayı sıyırdın aşağı doğru. Çektiğin zaman zaten geliyor. Bak, içi tertemiz. Bir de şöyle şuradan... Parmağını şöyle bastırdığın zaman, bak, arkaya doğru gidiyor, gördün mü? Sonra kılçık şuradan tutuyorsun, çekiyorsun. Böyle öyle. Balıklarımız tamam. Bakın, yavrum, zaten balığın sezonu taptaze, süt gibi. Şimdi bakın size pratik bir unlama yolu. Hiç elinizi bulaştırmadan şöyle... Göz kararı koydunuz. Şu kadar. Yaklaşık burada 2-3 kaşık var mısır unu. Şimdi aldın balığını. Süzdürdün. Balığı attın. Tuzladın. Sonra bak birazcık şöyle balonlu yapıyorsun. Tamam mı? Çevir. Bunda değmediği yer kalmaz. Her yerine un gelir. Mecbur. Tamam. Neydi vaadimiz? Yağsız, bulaşıksız bir balık. Yapacak mıyız vaadimizi? Yerine getirecek miyiz? Elbette. Şimdi bak. Gördün mü? Nasıl unlanmış? Harika. Şimdi bir tane yağlı kağıt aldın. Şöyle koydun. Başlıyorsun. Hamsilerini dizmeye. Şimdi şöyle yaptık. Geldi sıra ortaya. Sadece ince kanatların böyle kuyrukların olduğu yere saat gibi yaptık. Görsel olarak müthiş. Şimdi yapacağımız şey şu. Şöyle bir kabınız varsa işiniz kolay. Şöyle bir yağ döküyorsunuz. Gördünüz mü? İşte bu kadar. Yağımızı döktük. Sonra şöyle birazcık daha tuz koyalım. Yağ da yapışsın. Bunun üzerine pul biber, karabiber ne isterseniz koyabilirsiniz. Ben böyle sade yapacağım. Bak, Hacivat Karagöz gibi
Gördün mü? Şimdi buradaki şey şu. Şu birinci katı getirdin şöyle. Sonra bunu buraya koydun. Bir daha. Bak. Sanki bir kilit yapar gibi sürekli bir kilit hadisesi yapar gibi çeviriyorsun. Hep katlayarak gidiyorsun üst üste. Bu aynı zamanda böyle hani tavada çevirme mahareti olmayan insanlar için de çok güzel. Çok rahat. Aslında şöyle var ya, bir zımba olsa harika olurmuş yani. İşte budur. Bakar mısın? Tam bir porsiyon, tam bir kişilik. Müthiş. Tavamıza koyacağız. Yağsız, temizlik derdi olmadan hamsi kızartıyoruz. Hadi bakalım. Evet, yağ yok. Gördünüz değil mi? Koyduk. Şöyle bastırın tam, zaten zemine oturacak o. Şimdi başlayın. Çıtır çıtır hamsinin gelişini izlemeye. Şöyle yaklaşık, tahminen söylüyorum, bir 3 dakika, 2,5-3 dakikada çıtır çıtır olacak. Şimdi bak altına bakalım. Hafiften bir kahverengileşmiş. Bakın başında duruyorum. İnanın yani hamsi kokmuyor şu anda. Yani evde bir koku durumu da yok. Çok enteresan. Şimdi böyle kabarıyor bu. Ama mutlaka bir yerlerden tahliye edecek o havayı. Yani havayı tutamaz içinde. Ama bu şekilde bir balon olması daha iyi pişeceği anlamına gelir. Bir nevi bir buhar durumu var. Şimdi şöyle bir spatula alın elinize. Bak. Tuttun şöyle. Attın. Çevirdikten sonra şöyle ortaya bir tane, bu tarafta artık işimiz yok ya, bir tane delik açtı. Bence tamam. Şöyle alttan girdim. Bak. Aldım. Hadi bakalım. Tadına bakma zamanı. İşte karşınızda kokusuz, yağsız, bulaşıksız bir balık tarifi. Şimdi şöyle yavaştan buhara yakalanmadan size bir hamsi göstereyim mi? Heh. Şuna bakar mısın? Ya bu nedir ya? Vay vay vay! Şimdi bakın. Hamsinin altına bakar mısın? Kızarmış. Şöyle tadına bakayım. Tuzsuz olmuş. Demek ki birazcık daha tuz atmak lazımmış. Evet. Değerli bacılarım, ablalarım. Şuna bakar mısın? Kokmuyor. Bulaşık çıkartmıyor. Herkes mutlu. Evet. Geldik finale. Bu güzel videoyu, bu mevsiminde yenilen balık videosunu kimin için çektik? Sıra geldi buna. Balıkla alakalı bir üniversitemiz olsun. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gelsin. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne selam olsun. Tüm okuyan öğrenci kardeşlerime, hocalarıma ve öğretim görevlilerine. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin.
Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.